Herkese merhabalar. Ben Başbuğ Uluslararası Tanışmanlık Grubu'ndan Cesur Başbuğ. Değerli yabancı uyruklu vatandaşlar bugün göç idaresinde yaşanan sorunlar ve gelişmelerden bahsedeceğiz. İlk önce yeni gelişmelerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz göç idaresinde artık ee, randevu usulüne geçildi. Yani hani ee, daha önceden PTT ile evraklarımızı tamamlayıp göç idaresine gönderiyorduk ya bunlar kalktı. Artık sizlere randevu gelmeye başlıyor. Birçok müşterimize zaten randevu gelmiş. Tarihler veriliyor ve o tarihte size bildirilen mesajda göç idaresine giderek şahsen müracaat edeceksiniz. Yani artık evraklarınızı PTT yoluyla göndermeyeceksiniz de yabancı uyruklu vatandaşlar. Bu çok önemli. Diğer bir gelişme nedir? Göç idaresinin web sitesinde durum kontrolü. Yani ikamet iznimin durumu nedir? İkamet iznim sonuçlandı mı sonuçlanmadı mı diye bir buton eklendi. Oradan durumunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Size i̇şte Şöyle bir örnek göstereyim. Biz bize başvuran bütün müşterilerimizin durumunu kendimiz kontrol ederek herkese teker teker onay mesajlarını gönderdik. Bu şekilde onay mesajlarını yazdırıp kendi müşterilerimize gönderdik ki durumlarıyla ilgili bilgi sahibi olsunlar ve çok şükür şu ana kadar başvuru yaptığımız müşterilerimizin hepsinde hemen hemen hepsinde İkamet izni alabildik. Bunun sebebi var arkadaşlar. Biz şunu söylemiyoruz. Olmayacak kişilere gelin ikamet izni alalım demiyoruz. Sebep şudur. İşimizi doğru düzgün takip ediyoruz. Olacak işlere e, yöneliyoruz. Yani olacak kişileri kabul ediyoruz. Yani olmayacak işlemleri alıp da e, bir ücret alıp karşılığında ya size işte ikamet izni çıkaracağız. Ya sonradan işte olmadı da şöyle oldu göç idaresi iptal etti de demiyoruz Eğer kişi ikamet izin alabilecekse ona direkt alabileceksin Sen başvuru yap diyoruz Eğer alamayacaksa onu da söylüyoruz ee, risklidir başvuru yapma ee, Eğer istersen yok ben şansımı deneyeyim dersen e buyur şansını dene şimdi biliyorsunuz bir karar var bu karar nedir pandemiden dolayı herkese ikamet izni verilecek bir karar var şimdi 2020 yılında 2020 yılında başvuru yapanların ...birçoğu zaten ikamet izni aldı. Ve hala kaçak olan insanlar var. 2020 yılından beri müracaat etmeyip bekleyip e, kaçak yaşayan vatandaşlar var. Şimdi bunlar için riskli evet. Bunlar için %100 bir garantisi maalesef yok. Göç idaresi tamam diyor, veririz diyor ama... ...şu an öyle bir durum söz konusu ki... E, ...her şeyiniz tamam olsa bile... E, ...iptal edilip, reddedilip, ikamet izni verilmeyen birçok yabancı uyruklu vatandaş var ki... İkinci konumuz da bu zaten en önemli konulardan bir tanesi. Göç idaresinde şu an için yaşanan sorunlar değerli yabancılar. Evet göç idaresinde şu an sorunlar yaşanıyor. Bazen alması gereken yani hakkı olan ilk başvurularda bile her şey eksiksiz harcını çağırıp ödetmişler. E, eksik evranı tamamlayan insanlar var. Bunlara bile red geliyor. Maalesef e, durum bu şekilde. Bakın şu masamda gördüğünüz evrakların bu pembe dosyaların hepsi göç idaresine itiraz dilekçeleri arkadaşlar. Bunların hepsi itiraz dilekçeleri. Yani işte efendime söyleyeyim mesajı gelmemiş. Eksik evrağından dolayı iptal edilen insanlar var. Yine nitekin mesaj gelmemiş. Burada ilk başvurusu olan arkadaşlarımız var. İlk başvuru tamamen bütün evrakları biz kontrol ediyoruz. Bütün evraklar eksiksiz. Bunlara bile maalesef Dediğim gibi e, red geliyor arkadaşlar. Şu an göç idaresinde şöyle bir problem, şöyle bir sıkıntı e, üzülerek söylüyorum var. Burada ne yapmamız gerekiyor? Red aldıysak eğer haklıysak arkadaşlar itiraz etmemiz gerekiyor. İster göç idaresinin komisyon kuruluna, ister idari mahkemeye. Şimdi sizin için alınan bir karar var göç idaresinden. Göç idaresi diyor ki ben size ikamet izni vermiyorum, reddediyorum. Ya bu kararla razı olacaksınız, razı gelip susacaksınız, e, kurallara uyarak 10 gün içinde ülkemizi terk edeceksiniz ki terk ettikten sonra ki herkese biliyorsunuz, göç idaresinden şu söyleniyor, e, gidin giriş çıkış yapın. Ya bu giriş çıkış yok, yani bunu herkes artık biliyor. Kademeli bir şekilde giriş yasağı alıyorsunuz. Onun için ne yapacaksınız? Ya gideceksiniz belli bir süre ülkenizde yaşayacaksınız, yaşadıktan sonra tekrar Türkiye'ye giriş yapacaksınız ya da eğer haklıysanız bakın bu çok önemli. Eğer haklıysanız hakkınızı arayacaksınız. Nerede? Göç İdaresi'nin komisyon kurulunda. Nerede? İdari mahkemede. Değerli arkadaşlar, değerli yabancı uyruklu vatandaşlar ister reddedilenler olsun ister ikamet izni doğru düzgün bir şekilde randevusun alıp sorunsuz bir şekilde ikamet izni sahip olmak isteyen yabancı uyruklu siz değerli vatandaşlar olsun. Biz bu konularda zaten size profesyonel yardım ve destek sağlıyoruz. Danışmanlığımız tamamen ücretsizdir. Biz bizi arayan herkese söylüyoruz. Yani herhangi danışmanlıktan bir ücret almıyoruz. Yani sizin derdinizi gelip burada bize derdinizi anlattığınız zaman, sorunlarınızı dinlediğimiz zaman, size çözüm önerilerimizi sunduğumuz zaman bundan herhangi bir ücret zaten almıyoruz. Biz size yolu, yolu gösteriyoruz. Şunu şunu yaparsanız olur veya şunu şunu yapsanız dahi olmaz diyoruz. En azından kendi durumunuzla ilgili bir bilgi sahibi olacaksınız ve bu çok önemlidir arkadaşlar. Kimse size zorla gelin de bize işlem yaptırın tekrar ediyorum söylemiyorum. En azından doğru düzgün karşılıklı bir şekilde bilgi almanın faydasından sizler de yararlanırsınız. Değerli arkadaşlar dediğim gibi göç idaresindeki gelişmeler az önce size saydım. Gelişmeler işte göç idaresinin randevu buton, butonun eklenmesi. Gelişmeler işte göç idaresi artık sizi şahsen görmek istiyor. PTT yoluyla yani posta yoluyla evrak kabul etmeyecek. Sorunlar da bunu artık herkes biliyor. Redler, iptaller var arkadaşlar ve bu çok üzücü ve bu bunu daha önceki yayınlarımızda da söylemiştik arkadaşlar. Pandemi bittikten sonra zaten uzatmalar olmayacak. Bunun bilgisini tekrar tekrar biz size aktarıyoruz. Yani pandemi bittikten sonra yabancı uyrukluların artık Uzatmaların alması çok sıkıntılı olacak normalde zaten şu an aftan yararlanıyorsunuz şu an af var yani biliyorsunuz bu pandemiden dolayı bir af vardı herkes müracaat ediyor bunda bile sorunlar yaşanıyor bunda bile alamayan insanlar var sıkıntı yaşayanlar var İptal edilenlerin yani sayı e, çok yüksek arkadaşlar yani e, bu yani bu gördüğünüz şu dosyalar iki günlük bir dosyalar neler ne anlatmak istediğimi artık zaten bu dosyalardan anlıyorsunuz 2 günlük müracaattır bu arkadaşlar. Yani çok sayıda tarafınızdan müracaat var ki inşallah bu sorunlar çözülür. Biz Başbuğ Uluslararası Danışmanlık Grubu olarak sizlere her zaman yardımcı olmaya hazırız. Ee, ve görev, görevimizi de eksiksiz olarak sizler için yapıyoruz arkadaşlar. Her zaman her bir müşterimizde olduğu gibi e, takip ediyoruz. En ufak bir detayı bile söyledim size. Ee, hiç müşterinin haberi yok. Biz hepsini teker teker kontrol ederek e, durumu nedir, hangi aşamadadır, Onay almış mı almamış mı herkese kendimiz gönderiyoruz. Bütün müşterilerimize ki en azından durumu ile ilgili haberdar olsun. Çünkü onlar en önemlisi. Başbuğ Uluslararası Danışmanlık Grubu'na güvenmişler. Ve biz bu güveni doğrultmak zorundayız. Bizim görevimiz budur arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. E, takip edin önümüzdeki günlerde çok e, önemli videolar alacak Hem dernek olarak bir video çekeceğiz. E, bunu daha önce söylemiştik. İnşallah Mart ayında insani ikamet izni müracaatimiz olacak Ankara'da. Bunlarla da ilgili önümüzdeki günlerde dernek olarak derneğimizde inşallah bir yayın yapacağız. Hepinize e, ayrıca da teşekkür ederim tekraren. Eee hoşça kalın.